Herkese selam sevgili dostlar. Bu videoda sizlere gerçekten beni çok heyecanlandıran Android 12 sürümünden bahsedeceğim. Çünkü uzun bir süre ardından ki bu uzun süre neredeyse 7 sene yapıyor. Android 5'ten arkadaşlar bu yana gerçekten gelmiş geçmiş en iyi Android sürümüyle karşı karşıya. Çünkü Android 5'ten beri Android sürümü 6, 7, 8, 9, 10, 11 bunlarda çok ufak tefek değişiklikler vardı ve gerçekten model numarasından yani sürüm numarasından daha doğrusu ibaretti. Ama Android 12 ile birlikte gerçekten çok güzel yenilikler geliyor. O zaman videoya geçelim. Şimdi tekrardan söylüyorum. Android 5'ten bu yana gelmiş geçmiş en büyük güncelleme bu. En son büyük değişiklik Android 5'te olmuştu. Şimdi arkadaşlar Android 12 ile birlikte gerçekten özellikle tasarım anlamında ki hepimizin istediği şey bu. Gerçekten büyük yeniliklere imza atıldı. Şimdi soracaksınız tasarımsal olarak neyi değiştirdiler diye. Cevabım şu. Her şeyi. Ana ekrandan tutun ayarlara, onun dışında hızlı ayarlar menüsünden tutun kilit ekranına kadar her yerin tasarımı komple değişti. Widgetler, bildirimler komple değişti ve gerçekten artık animasyonlar, arayüz vesaire, temalar, bunun dışında atıyorum animasyonların gösteriliş şekilleri daha sezgisel. Mesela atıyorum kilit ekranına güç tuşuna bastınız mı güç tuşunun oradan ekran aydınlanıyor ya da şarja taktınız mı şarjın oradan yani ekran aydınlanıyor. Bunun gibi gerçekten ince ayarlar var. Ben bunun bayağı detaylı videoların hepsini izledim ve size yüzeysel olarak çok vaktinizi yemeden aktaracağım. Dediğim gibi arayüzde widgetler değişti. İlk olarak widgetler komple yeniden tasarlandı. Bunun dışında hızlı ayarlar menüsü gerçekten mükemmel bir hal aldı. Android 11 ile 12'nin bizzat yan yana olduğu görüntüleri zaten ekranda bizzat göreceksiniz. Android 12'de hızlı ayarlar menüsü arkadaşlar komple daha büyük. Yani ikonlarımız daha büyük. Birazcık MIUI ya da iOS stili tarzı olmuş ve gerçekten güzel ayarlarımız bulunmakta. Şimdi hızlı ayarlar menümüzde ne gibi değişikliklerimiz var? Birincisi arkadaşlar animasyonlar bayağı güzelleşti. Bildirim animasyonları, bildirimleri kapatma animasyonları, onun dışında bildirimlerin daha böyle sade ve detaylı gözükmesi gibi gibi ya da ikonların büyümesi gibi gibi değişikliklerimiz var. Yani bunun dışında arayüzümüzün isminden bahsetmek istiyorum. Çünkü arayüzümüzün ismi direkt olarak arayüzün ne olduğunu söylüyor. Material U diye yazılıyor. Yani tamamen bize özel bir arayüz. Ne demek istiyor burada Google? Eğer mesela duvar kağıdını değiştirseniz duvar kağıdının rengine göre arayüzdeki renkler komple değişecek. Yani bir sürü seçenek bize bırakmış. Biz mesela normalde bilenler bilir. Custom ROM yani özel sistemler yüklüyoruz ve bu değişiklikleri kendimiz yapıyorduk. Artık Android 12'de direkt olarak bu yenilikler kendisinden var olacak ve çok daha hızlı ve güzel bir şekilde olacak. Bunun dışında animasyonları güncellediler. Daha çok animasyonumuz var. Ama arkadaşlar bu daha çok animasyon bu sefer şu anlama gelmiyor. Düşük cihazlarda ben daha yavaş çalışacağım anlamına gelmiyor. Mesela Xiaomi'de mesela MIUI 12 ile birlikte çok güzel animasyonlar geldi. Eyvallah. Ama düşük seviyeli telefonlarda kasılmalara sebep oluyordu. Android 12 bunu şimdi kendisi getirdi. Google olarak yani bizzat kendisi getirdi. Bu animasyonların düşük telefonlarda daha yavaş çalışmayacağını söyledi. Bunun dışında hızlı ayarlar menüsünde güvenlikle ilgili seçeneklerimiz var. Mesela kamerayı ya da mikrofonu kapatabiliyorsunuz. Kamerayı ya da mikrofonu kapattığınızda diğer uygulamalar bunlara erişemeyecek. Bu da ufak bir detay. Yani kısacası Android 12 Beta 1 bugün itibariyle 18 Mayıs tarihinde çıktı ve gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Bir sürü yenilikle geliyor. Şu an Android 12 Beta 1 arkadaşlar. Şu an betasının ilk sürümü. Daha önümüzde bir sürü yenilik olacak. Bir sürü güncelleme olacak. Şu an mesela yaptığı yerleri komple tekrardan değiştirip bize de sunabilirler. Yani şu anda ilk sürümleri ileride çok daha farklı bir sürüm meydana gelebilir. Tekrar söylüyorum. Bu saf Android diyorum. Yani Google Pixel'lere sürülen ROM. Yani saf Android. Xiaomi bunu alıp kendi arayüzüne göre düzenleyecektir. Ya da Samsung bunu alıp kendi arayüzüne göre düzenleyecektir. Yani bizzat bu arayüzü beklemeyin. Ancak
Söylediğim gibi saf Android ROM yüklerseniz, bu özel ROM'ları yüklüyorsanız gerçekten sizin için büyük bir avantaj olacak. Çünkü ben saf Android ROM'ların hızlarını çok beğeniyorum. Çok hızlı, çok işlevsel, güzel oluyor. Ancak MIUI arayüzündeki özellikler olmadığı için yüklemiyordum. O özelleştirme olmadığı için yüklemiyordum. Artık saf Android ROM, yani stabil normal Android, stock Android ROM benim için bir adım öne geçti. Bakalım diğer firmalar buna nasıl cevap verecek. Ve bu videonun altına çok gelecek bir yorum var tabii ki de. Android 12 bana ne zaman gelecek? Tabii ki de arkadaşlar, bu daha, tekrardan söylüyorum, bu daha ilk beta sürümü. Bunun üstüne Ağustos aylarının sonuna kadar bu beta sürümleri devam edecek. Bu beta sürümleri bitti mi, Eylül-Ekim aylarına stabil sürüm gelecek arkadaşlar. Ve firmalar bunu alacak. Kasım-Aralık aylarında ilk başta en iyi telefonlarına büyük ihtimal verecek. Ondan sonra diğer telefonlarına verecek. Yani çok erkenden beklemeyin bu güncellemeyi. Daha ilk sürümleri. Mesela iOS çıkıyor. iOS'un mesela ilk Mayıs-Haziran aylarına betaları çıkıyor. Ondan sonra stabil versiyona çıkıyor. Aynı şekilde düşünebilirsiniz. Tabii ki de Android daha geç gelecektir diyorum. Ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Telegram kanallarımız var, grubumuz var altta. Onları takip edebilirsiniz. Oradan soruları sorabilirsiniz ya da alttan da sorabilirsiniz. Ben genelde oraları takip ettiğim için oradan soru sorarsanız daha iyi olur. Aynı zamanda güncellemeleri de oradan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.